Sultanım. Sultanım. Fatma Sultan, Nazenin Hatun'un gebeliğini davullarla ilan ediyor. Nazenin mi? Bu ismi vermişler o mel'uneye. Nazenin. Müslüman da olmuş. Peki bütün bunlar olurken siz neredeydiniz? He? Hele sen Fahriye. Hani tedbirlerini almıştın? Hatun gebe kalmayacaktı. Yemin ediyorum tedbir alındı sultanım. O vakit nereden çıktı bu gebelik mevzu? Yoksa yalan mı söylüyorlar? Doğru. Başka ne olabilir ki? Sırf benim canımı yakmak için mahsus yapıyorlar. Sultanım maalesef doğru söylüyorlar. Fatma Sultan Hatun'u birkaç defa yollamış hünkârımıza. Sen ne diyorsun Sümbül Ağa? Bu mümkün değil. Böyle olsa Lokman abi bize haber ederdi. Lokman! Dünyadan haberi yok onun. Onu da bertaraf etmişler belli ki. Sultanım şimdi ne yapacağız? Ondan kurtulmamız lazım. Nasıl yaparız sultanım? Nihayetinde hünkârımızın çocuğunu taşıyor karnında. Günahsız Sabi. Ondan değil. Fatma Sultan'dan kurtulmamız lazım. Onu ikaz ettim. Ama beni dinlemedi. Anlayacağı lisandan konuşmak lazım. Bir şey öğrendim ki muhakkak duymak isteyeceksiniz. Söyle. Malumunuz zevçlerinden boşanıp gelmişlerdi. Fakat sebebi öyle anlatıldığı gibi paşanın ihaneti değilmiş. Haşa huzurdan. Estağfurullah. Meğer Fatma Sultanımız kendisi. Bundan emin misin? Hiç şüpheniz olmasın sultanım. Lokman Ağa sizden zılgıtı yiyince Fatma Sultan'ın cariyesi Melek Hatun'u sıkıştırmış. Senin yüzünden kellem gidecek hatun. Mahzun oyaladın beni. Niye acıyım sana? Dur. Ne istersen yaparım. Ne istersen. Fatma Sultan'ı anlat bana. Mutlaka gizlediği bir şeyler vardır. Öyle değil mi? Aslında hiç şaşırmadım. Tam da Fatma Sultan'a yaraşır bir davranış. Şimdi ne yapacağız sultanım? Malumunuz haremde lakırdı pek sevilir. Biri fısıldarsa Allah muhafaza fırtına kopar. Acele etmeye lüzum yoksundur. Fırtına ancak ben istediğimde kopar.